YS03 ve YS05 IP kameramızın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Kutudan çıkan Android USB kabloyu kameranın arkasındaki besleme girişine takıyoruz. Adaptörümüzü taktıktan sonra yaklaşık bir dakika sonra kamera sesli bir ikaz vermek noktasında kurulumu hazır hale geldiğini belli edecek. Bu şarj soketleri çok hassas oluyor. Bunlara dikkat edip sağ kolu germeyip kırmamaya dikkat edelim. Özen gösterelim. Kameramızın bu şekilde sağa sola dönmesinden sonra sesli ikazıyla beraber kuruluma hazır hale gelecek. Hem Android hem iOS işletim sisteminde kameranın üzerinde bulunan aynen logosu gibi YOSE uygulamasını telefonumuza indiriyor ve sisteme e-posta veya telefon numaramıza kaydoluyoruz. Kaydolduktan sonra uygulamayı açıyoruz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi artı işareti mevcut. Artı işaretine tıkladıktan sonra barkod sistemini es geçip daha kolay olan yöntem etkin noktayla ekle sekmesine tıklıyoruz. Aşağıdaki yukarıdaki işlerim tanımla kutucuğunu okeyleyip sonraki adım sekmesine devam ediyoruz. Burada kendimize ait modemimizi buluyor. Şifresini doğru bir şekilde giriyoruz. Şifreye doğru girmek çok önemli, yoksa sistem kurulmaz. Bir yukarı, iki yukarı, bunlara dikkat ediyoruz. Ayrıca bu tip IP kameralar 2.4 GHz Wi-Fi sinyaliyle çalışır. Eğer modemimiz 5G ve üzeri sinyal veriyorsa bunu 2.4G olarak da yayın yaptırmamız gerekiyor. Eğer 5G yayın yapan bir modemle bunu bağlantıya geçirmeye çalışırsanız bu kamera çalışmaz. Dolayısıyla 2.4 GHz sinyalle devam ediyoruz. Sonraki adım dedikten sonra GV ile başlayan Wi-Fi bağlanmaya gidin şeklindeki mavi çeltiye tıklayıp kabul edin dedikten sonra bizi telefonumuzun Wi-Fi listesine getiriyor. Burada GVAP kameranın seri koduyla sahte bir modemsi yapıyla yayın yapan Wi-Fi ağına tıklayıp telefonumuzla kameranın aynı ağda birleşmesini sağlıyoruz. Burada güvenli olmayan ağ internet yok gibi uyarılar verebilir. İnternet olmasa da bağlantıyı koru şeklinde bu mavi çeltiğin gelmesini sağlıyoruz. Akabinde tekrardan uygulamaya geri dönüyoruz ve kamera eklenir sekmesi çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz bütün aşamaların mavi çeltiklerle okeylenmesi gerekiyor. Bu arada kameramız birkaç kez sesli ikaz vererek bağlantının yapıldığını söylüyor. Burada hiçbir şey yapmadan bekliyoruz. Hepsinin mavi çeltik vermesi gerekiyor. Başarıyla bağlanma ekranı geldiğinde kameramızın birinci aşaması devam ediyor. Burada hazır isimlerden birini veya kendi istediğimiz bir ismi YS-05 kameramızın modelini yazalım. İsim verdikten sonra onayla sekmesine tıklıyoruz. Hemen görüntüle ekranı geliyor. Hemen görüntüle ekranına tıkladığımızda kameramızın kurulumu gerçekleşmiş oluyor. Bundan sonraki aşamalar grafiklerle devam ediyor. YS-03 ve YS-05 kameramızın SD kart yuvası ve reset butonu şu şekildeki kameranın tam altına denk gelmekte. Eski modellerde reset butonu altta ve hafıza kartı arkada idi. Bu yeni modellerde, güncel modellerde kameranın şu şekilde yapalım. Kaldırınca SD kart yuvası ve reset butonu buradadır. Kameramıza SD kartı, hafıza kartını takarken kamerada enerji unsuru olmaması gerekiyor. Enerji yokken, kapalı pozisyondayken SD kartımızı takıyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Kameramız için Class 10 FAT32 kaliteli güzel bir SD kart takmamız gerekiyor. Ana unsuru kayıt yapmak olan bu tip kameralara piyasadaki dandik, eski, kötü hafıza kartlarını takarsak kayıt yapmayacak veyahut da kısa bir süre sonra kayıt sıkıntısı yapacaktır. Ana unsuru kayıt yapmak olan kamerayı riske atmamak için çok güzel kaliteli bir SD kart takmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi kamerada enerji unsuru yokken şu pozisyonda bakın dişler yukarı gelecek şekilde getirip itiyoruz. Klik sesini duyduğumuz zaman hafıza kartını kilitliyor. 128 GB'a kadar SD kart takabiliriz. SD kartı taktıktan sonra kayıt ayarlarıyla alakalı
çark işaretine tıklıyoruz. Video ayarları bölümüne geliyoruz. Video ayarları bölümünde manuel video, alarm videosu, times ve video şeklinde 3 sekme var. Manuel video sürekli kayıt, alarm videosu hareket olduğunda kayıt, times videoda istediğimiz zaman aralığında kayıt yapmasını sağlayan 3 sekme. TFT kart kayıt anahtarını aktif hale getirdiğimiz zaman kameramız kayıt yapmaya başlıyor. Kameramızı kurduktan sonra SD kart biçimlendir bölümüne giriyoruz. SD kartı biçimlendirmesini onaylıyoruz. SD kartımızı biçimlendiriyor. Bekliyoruz. SD kart biçimlendikten sonra kayıt anahtarını aktif hale getiriyoruz. Enerji yokken SD kartımızı taktıktan sonra uygulama üzerinden kayıt yapması için ve SD kartı biçimlendirip hareket duyarlılığı ve sürekli kayıt ayarlarını yapabilmemiz için sağ taraftaki çark işaretine tıklıyoruz. Video ayarları bölümüne giriyoruz. Video ayarları bölümünde SD kartı biçimlendir sekmesi var. Buradaki anahtarı kapatıp sağlıklı çalışabilmesi için SD kartı biçimlendir dedikten sonra SD kartın biçimlendirmesini sağlayacağız. Tamamladıktan sonra burada görmüş olduğunuz manuel video sürekli kayıt. Alarm videosu hareket olduğunda kayıt. Timestamp videoda istediğimiz saat aralığında kayıt yapmasını sağlayan 3 ayrı bölüm. Buradan istediğimizi seçtikten sonra şuradaki kayıt anahtarını aktif hale getiriyoruz. Kayıt anahtarını aktif hale getirdikten sonra kameramız kayıt yapmaya başlayacaktır. Kayıt anahtarı aktif haldeyken, çeltik yeşil haldeyken SD kartı biçimlendiremeyiz. Eğer kamerayı silmek, kayıtlarını silmek ve sıfırlamak istiyorsak buradaki kayıt anahtarını kapattıktan sonra biçimlendirme işlemi yapılabilir. Kameramız her 30 dakikada bir dosya oluşturur. 30 dakika, 30 dakika SD kartın kapasitesi dolduğunda en alttaki ilk 30 dakikalık videoyu silerek üzerine yazmaya devam eder. Dolayısıyla kapasite dolduktan sonra bizim fiziki olarak, manuel olarak SD kartı biçimlendirmemize veyahut da kameraya müdahale etmemize gerek yok. Kamera bu işlemi kendi kendine yapacaktır.